Elbette ki Amerikan Çocuk Hastalıkları Koleji'nin bu raporu 13 liberal ticari birlik veya büyük G aktivist organizasyonlarına yüksek miktarda meblalar ödeyen güçlü işçi sendikaları tarafından benimsenmedi. Bunun nedeni bu işçi sendikalarının aktivistlere bağlı derin mali ve özel çıkarlara sahip olmasıdır. Aslında milli eğitim sisteminde bu konuyu gündemde tutan en büyük üç suçlu yalnızca gerçekler beyanını imzalayan ve hepsinin toplamdaki yaklaşık 16 milyon üyesi arasında bir emek dayanışma ortaklığı olan Amerikan Öğretmenler Federasyonu ve Amerikan İşçi Federasyonu ve Endüstriyel Örgütler Kongresi ile Ulusal Eğitim Derneği'dir. NEA onlarca yıldır radikal eşcinsel gündemi kontrolü altında tutuyor. Son yıllarda kara listelerinde eski eşcinselleri hedeflemek ve sözde eşcinsel dönüşüm terapisi için herhangi bir desteği ortadan kaldırmak bulunuyor. Bir zamanlar hem cins çekim veya cinsel kimlik karmaşası yaşayan binlerce bireyin şimdi bu çatışmaları terapi yoluyla çözmesi NEA içindeki LGBT lobisi için o kadar sakıncalı ki bu sebeple geçmiş yıllarda Eski Eşcinsel Eğitimciler grubunu her yaz ülke çapından katılımla büyük şehirlerden birinde düzenlenen yıllık kongrelerinde muaf tutmaya çalıştılar. 2002 yılında kar amacı gütmeyen ve eski eşcinsellerin savunuculuk grubu olan eski eşcinsel ve geylerin aileleri ve dostları Pufox sergi standı açmak için NEA'nın yıllık konferansına başvurduğunda bu başvurusu reddedildi. Söz konusu reddedilme için öne sürülen gerekçe ise stand alanının sınırlı olması ve bu sebeple önceliğin geçmişte stand açan organizasyonlara verilmesiydi. Pufox, 2005 yılında eski eşcinsellere halka açık konaklama sağlamayı reddettiği için NEA'ya karşı D.C. İnsan Hakları Bürosu'na bir ayrımcılık davası açtı. O.H.R. NEA'nın yanında yer alınca Pufox birkaç yıl sonra karara itiraz etti ve Washington Yüksek Mahkemesi'nde bir dava daha açtı. Yüksek Mahkeme Yargıcı Ross kararında NEA'nın Pufox'a karşı ayrımcılık yapma hakkını onayladı mahkeme OHR'nin Pufox başvurusunu yasal olarak reddetmesi konusundaki nihai kararını onaylamaktadır. NEA'ya göre Pufox, gay ve lezbiyenlere düşman olan bir dönüşüm grubudur. Bu nedenle Pufox, NEA'nın bu uygulamasına şiddetle karşı çıksa da, NEA'nın düzenlediği kongre ve benzer etkinliklere Pufox'u dahil etmeme hakkı saklıdır. Dahası HRA, NEA'dan Ku Klux Klan'da ya da NEA tarafından sendika karşıtı veya ırkçı olarak görülen bir grup tarafından yapılan başvuruları kabul etmesini isteyemez. Benzer şekilde gay ve lezbiyen hakları konusundaki tutumları nedeniyle askeri kuruluşlar ve Amerika izcileri de NEA yıllık toplantılarında stant alanı kiralamaktan muaf tutulmuştur. NEA, Pufox'un başvurusunu üyeleri eski gayler, eşcinseller ve heteroseksüeller veya bunlardan farklı bir cinsel yönelimi olanlardan oluştuğu için reddetmedi. Bu başvuruyu Pufox'un verdiği mesajlar ve politikalarının NEA'nın cinsel yönelimle ilgili yaklaşım ve politikalarına uygun olmadığı için reddetti. Yargıç Ross, O.H.R.'nin NEA'nın Pufox'a karşı ayrımcılık yapmasına izin vermek kararını tersine çevirmemiş olsa da, Ross'un aldığı karar eski eşcinselleri Kolombiya bölgesinde korunan bir bireyler sınıfı olarak kabul ediyordu ki bu oldukça önemli bir tanınırlıktı. O'Hare'nin bu Fox'a karşı olmak için öne sürdüğü gerekçe, ayrımcılığa karşı korunmak için bireyin kişisel özelliklerinin değişmez olması gerektiğiydi. Ancak Yargıç Rose aynı fikirde değildi. O'Hare'nin kişisel bir özelliğinin HRA kapsamında korunması için değişmez olması gerektiğine dair kararı hukuken açıkça hatalıdır. Aslında HRA, din, kişisel görünüm, aile durumu ve gelir kaynağı gibi değişikliğe tabi olan ve korunan çok sayıda kategori listelemektedir. Ayrıca HRA, 2.401.02'de cinsel yönelim, tercih ya da uygulama yoluyla erkek veya kadın eşcinselliği, heteroseksüellik ve biseksüellik olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle HRA'nın niyeti ve açık ifadesi dar kapsamlı bir yorumdan kaçınmaktadır. Washington Yüksek Mahkemesi eski eşcinsellere korumalı bir sınıf olarak hükmettikten sonra NEA yönetimi, Pufox ve Eski Eşcinsel Eğitimciler Grubu'nu susturma çabalarına devam etti. 2010 yılında Eski Eşcinsel Eğitimciler Grubu Açık Duruşma Kararları Komitesi'nde yaptığı konuşmada B14A kararında eski eşcinsellerin ayrımcılığa karşı korunmaya ihtiyaç duyan bireyler, gay, lezbiyenler, biseksüeller ve transseksüeller listesine eklenmesini talep etti ancak talepleri reddedildi. Buna ek olarak grup Başkan Deniz Von Rockele ile NEA Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Belirleme Komitesi'nde eski eşcinsel temsilini talep eden bir mektup yazdı, bu talep de reddedildi. 2017'de gerçekleştirilen yılı kongrede NEA bünyesindeki radikal aktivistler tarafından eski eşcinsel eğitimciler grubunu ortadan kaldırmak için başka bir girişimde bulunuldu. Grup Başkanı Sue Holverson bu konuda şunları yazdı. Standımızın sergi alanından kaldırılması amacıyla Massachusetts'ten gelen bir heyet tarafından yeni iş madde 86 adı altında bir madde hazırlanmıştır. NVI 86'da belirtilen ifade şuydu. NEA'nın katılımcı olma ile ilgili eski eşcinseller eğitimciler grubuna kendi kurallarını ve düzenlemelerini uygulaması ve bu standın mevcut NEA katılımcı standartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle söz konusu standın sergi salonundan derhal kaldırılması gerekmektedir. Bu standlar katılımcıların rahatsız edici ya da hakaret veya ayrımcılığa dair ifadeler içeren materyaller dağıtamayacağını belirtmektedir. 2018'deki yıllık kongrede dönüşüm terapisini zararlı olduğu için kınayan başka bir resmi karar kabul edildi. Yeni iş maddesi 121'e göre NEA mevcut kaynakları kullanarak dönüşüm terapisine karşı bir kamuoyu açıklaması yayınlayacak. Amerikan Psikoloji Derneği eşcinselliğin bir ruhsal ya da gelişimsel bir bozukluk olmadığını yeniden teyit ediyor ve dönüşüm terapisinin uygulanmasına karşı çıkıyor. Onlarca şehir, eyalet, belediye bu uygulamayı çocuk istismarının bir türü olduğu için yasaklamıştır. Misyon Amerika adında bir kuruluşu olan Linda Harvey, NEA'nın radikal faaliyetlerine karşı bir bekçi köpeği gibi hareket ediyor. Wordnetdaily.com'da yayınlanan bir makalede NEA yönetiminin söz konusu kararı tartışırken gerçekte kendi kurallarını nasıl ihlal ettiğini, karara karşı çıkan ve ona karşı konuşmak isteyenleri etkin bir şekilde nasıl susturduğunu açıklayan Harvey bu karar hakkında şu yorumları yaptı. NBI 121 şunu belirtiyor. NEA, mevcut kaynakları kullanarak bir öğrencinin cinsel yönelimini ya da kimliğini değiştirmeye yönelik dönüşüm terapisi, onarım terapisi, yeniden yönlendirme veya diğer herhangi bir sürece karşı bir kamuoyu açıklaması yayınlayacaktır. Yapmayın ama, eğer onarım kelimesini bile heceleyemeyen bir eğitimciyseniz, bu konuyla ilgili diğer bazı önemli gerçekleri gözden kaçırmış olabilirsiniz. İsminin açıklanmasını istemeyen bir gözlemci, terapi yasağı üzerine dönen hileli oyunlar hakkında şu gözlemlerde bulundu. NEA, Robert'ın düzenleyici kurallarını amansızca uygulamaya koyarken, NEA Başkanı Lily Eskelsin Garcia, RRO sürecinin sabote edildiğini fark etti. Ancak o da hileyle görevinden uzaklaştırıldı. Normalde heyetler konuşmacının karşısına sırasıyla taraf ve karşıt olarak alınır. Ancak burada öyle bir şey olmadı. Karşı argüman sunması için çağrılan bir kişi aslında lehine konuştu ve Eskelsin Garcia bu hatayı fark ettiğinde sorun değil dedi. Sonra üçüncü bir kişi NBI 121 hakkında konuşmak için karşı bir argüman sundu ancak yalnızca buna karşıyım demekle yetindi. Eskelsin Garcia sebebin yok mu diye sordu ama sonra bunu şimdi halledeceğim diyerek soruyu pas geçti bir heyet ayağa kalkıp tartışmayı bitirip bitiremeyeceğini sorduğunda Garce evet dedi. Yani özünde hiç kimse NBI 121 aleyhinde konuşmadı ancak sadece bir muhafazakar heyet dilekçesini ibraz etti ve bu amaçla hazırlanmış olan mikrofonun başına geçti. Bu demokrasi atılmış bir tokattı. Harvey daha sonra NEA'nın milli eğitim sistemindeki LGBT aktivizmiyle olan uzun geçmişi ve derneğin terapiye karşı çıkıp cinsiyetini değiştirmek isteyen çocukları desteklemesinin ne kadar çılgınca olduğu hakkında yorum yaptı. Sendika, gay, lezbiyen ve heteroseksüel eğitim A insan hakları kampanyası ve NEA sergi alanında yer alan ve insan hakları kampanyasını ayartan LGBT müfredatlı Wilkomic Schools İlkokulu ile uzun bir ortaklığı açık. Evet, bu eğitimciler eşcinsel olarak tanımlanan ya da cinsiyet konusunda feci şekilde kafası karışık olan 7 yaşındaki çocuklar için tamamıyla iyidir. 2018'de bu karara karşı konuşma fırsatı sunulmazken 2 yıl önce eski eşcinsel eğitimciler grubundan Sisi Josman benzer bir çözüme karşı savaşırken eski eşcinseller ve istenmeyen eşcinsel çekime sahip olan öğrenciler için NEA delegasyonu önünde bir savunma yaptı. Milli Eğitimciler Derneği'nin değerli üyeleri. Adım Sesi Josman. Ben bir öğretmen ve bir anneyim ve bugün NEA Eski Eşcinsel Eğitimciler Grubu adına konuşuyorum. Bizi eskiden lezbiyen, gay, biseksüel veya transeksüel olarak tanımlanan binlerce öğretmeni ve aynı cinsiyetten istenmeyen çekim deneyimi yaşayan on binlerce genci temsil ediyoruz. En başından itibaren açık konuşmak istiyorum hem cinslerine karşı istenmeyen cinsel çekim hisseden gençler her zaman LGBT olarak tanımlanmaz. Bu gençlerin çoğu cinsel kimlikleri ve aileleri, manevi dini değerleri ve yaşam hedefleriyle yaşadıkları çatışmalarla bir mücadele sürecindedir. Bu gençler eşcinsel çekimi deneyimleyebilirken aynı zamanda karşı cinse çekim de hissedebilir veya cinsel kimlikleri istenmeyen cinsel duygularıyla örtüşmeyebilir. Yani kalplerine inanabilirler ve kendilerini heteroseksüel olarak tanımlayabilirler. Ancak çeşitli çözülmemiş sorunlar, deneyimler ve bazen de travmalar nedeniyle özünde olduklarına inandıkları kişilere uymayan cinsel çekimlerle mücadele ederler. İnsan cinselliğinin ve kimlik gelişiminin karmaşık doğası nedeniyle bilimsel araştırmalar cinsel çekiciliğin akışkan olduğunu ve özellikle ergenlik döneminde değişebileceğini göstermektedir. Gençler beyinlerindeki olgunlaşmamış prefrontal korteks nedeniyle bu gelişim döneminde gelecekleri üzerinde kalıcı ve zararlı etkileri olabilecek cinsel riskler alma konusunda özellikle savunmasızdır. Bu risklerin doğası ve vücutlarının olgunlaşmamış olmasının yanı sıra duygusal ve psikolojik kırılganlıkları nedeniyle gençlerin eşcinsel ve transeksüel davranışlarla ilişkili bedensel ve psikolojik risklerinden korunma hakkına sahip olduğuna ve okul psikolojik danışmanları, öğretmenlerle eğitimcilerin gençlere bu riskleri anlatmaları ve yaşamları için en iyi kararı vermeleri amacıyla yardım ve bilgi almaları için güvenli bir yer sağlamak üzere destekleyici yetişkinler olarak hareket edebileceklerine inanıyoruz. Şu anda gençlere homoseksüel ve transseksüel davranışlar hakkında hem uygun bilimsel bilgi hem de danışmanlık verilmesini engellemek için iyi organize edilmiş girişimler yapılıyor. Bu danışmanlığa dönüşüm terapisi adını veren aktivistler, cinsel kimlik çalışmaları için yardım arayan, öğretmenleri, psikolojik danışmanları, ebeveynleri ve öğrencileri susturmak için korkutma taktikleri kullanıyor. Bu derneğe 3 önemli gerçeği hatırlatmama izin verin. 1. Bu konuda birçok araştırma yapılmasına rağmen Amerikan Psikoloji Derneği 2008'de bilim insanlarının eşcinsel yönelimin doğuştan olduğu veya insanların eşcinsel olarak doğduğu sonucuna varamayacağını söyledi. 2 Aktivistler, bir avuç eyalette cinsel kimlik çatışmaları yaşayan gençlere yönelik tedaviyi yasaklamak için adımlar atarken, son 3 yılda sayısı 20'ye ulaşan eyaletlerin çoğu, gençlerin ve ailelerin haklarını ellerinden almamaları yönünde oy kullandı. 3 Son olarak, istenmeyen hemcins çekim deneyimleyen ve çatışmalarını çözmek için terapi arayan gençler hakkında hiçbir sonuç temelli çalışma, yani tek bir çalışma bile yoktur. Bu nedenle NEA'nın rolü, çabaları vaktinden önce yasaklamak değil, terapi arayan gençleri incelemek ve desteklemek için araştırma çabalarını teşvik etmek olmalıdır. Yasak önermek bu öğrencilere ve ailelerine NEA'da hoş karşılanmadıkları mesajını verir ve herkes için dahil olma ve hoşgörü istediğimiz bir zamanda bu bir geri adım olur. NEA yalnızca kendilerini LGBT olarak tanımlayanlar için değil, cinsel kimlik çatışmaları yaşayan tüm gençleri desteklemek için de önemli bir rol oynayabilir. Umarım bu dernek tüm gençleri desteklemek ve sahip oldukları cinsel değerlerin geniş yelpazesine ve çeşitliliğine saygı duymak için doğru ve adil bir karar verir. Saygılarımla Sisi Josman, NEA Eski Eşcinsel Eğitimciler Grubu. Gay heteroseksüel ittifakı stratejisi. Cinsel yönelimlerini sorgulayan gençlere destek olan muhaliflerin özellikle kullandıkları sinsi bir diğer taktik de okul sistemi içinde eşcinsel kimlik ve davranışa geçişi normalleştirmeye yardımcı olan olaylar ve yapılar yaratmaktır hem orta hem de yüksek öğretimde güvenli alanlar ve güvenli bölgeler cinsel kimliğini sorgulayan ya da bu açıdan kafası karışmış ergenlerin eğitildiği ve ardından lgbt kimliğine kaydedildiği beyin yıkama araçlarıdır bu güvenli bölgeler benzer düşünen gençler için fiziksel bir buluşma yeri sağlar ve bazı okul idareleri eşcinsel baloları da dahil olmak üzere özellikle kendi kimliklerini belirleyen LGBT öğrenciler için etkinliklere sponsor olacak kadar ileri gitmiştir. Ancak en güçlü ve yaygın yöntem gay heteroseksüel ittifakı GSA'dır. Gay, lezbiyen, heteroseksüel eğitim ağı GLSEN'e tarafından başlatılan GSEHA çok akıllı bir mekanizmadır zira çocuklara erişimin içerden gelen başarılı telkinlere bağlı olduğunun farkındadır. Bu sebeple propagandasını yaymak ve gücünü kullanmak için sempatik okul personelleri yani öğretmenler ve idari yöneticileri işe alması gerekir. İdari yöneticiler göreve geldikten sonra LGBT öğrencilere karşı yapılan zorbalıkların sona erdirilmesi kampanyası başlatılır ve genellikle LGBT olarak tanımlanan öğretmenler sınıflarında güvenli bir alan oluşturmak için işe alınır veya gönüllü olur. Güvenli alan oluşturulduktan sonra bir sonraki adım National Honor Society ya da okul sonrası spor aktivitesi tarzı bir kulübe benzer şekilde müfredat dışı bir etkinlik aracılığıyla bir GSA oluşturulmaktadır. Ancak amaç çocuklara futbol veya basketbol gibi bir beceri öğretmek ya da eğlenceyi ve rekabeti kolaylaştırmak değildir. Hayır, GSA'lar eşcinsel ve transeksüel kimliği belirlenen öğrencileri normalleştirmek ve savunmak için, aynı zamanda da cinsel kimliğini sorgulayan ya da kafası karışan öğrencileri gizlendiği yerden çıkarıp LGBT olarak tanımlamaya teşvik etmek ve ardından LGBT siyasi hedeflerini ilerletmeye yardımcı olmak için mevcuttur. İnanmıyor musunuz? GLSEN'in rutin olarak eğitimcilerin network gruplarına gönderdiği birçok politik e-postadan yalnızca birini görmek için görsel 8.1'e bakın. Belirtikleri hedefler genellikle hoşgörü, zorbalıkla mücadele ve güvenli okullarla ilgili olsa da GSA'lar, GLSN ve LGBT intiharlarını önlemek için yürüttüğü Daha iyi Olacak kampanyasıyla ulusal olarak tanınan Trevor Projesi gibi kuruluşlar tarafından organize edilmekte ve duyurulmaktadır. Bu gruplar cinsel kimlik çatışmalarıyla mücadele eden gençlerin tedavisine karşı çıkan daha büyük ve iyi finanse edilen eşcinsel hakları organizasyonları ile işbirliği yapıyor. Size bu konuda bir örnek vermek istiyorum. 2013'te eşim ve ben ulusal düzeyde yayın yapan The Doctor Oz Show'a konuk olduk. Konu onarım terapisi ve Kaliforniya'nın çocuklar için dönüşüm terapisini yasaklayan SB 1172 yasasıydı bana ve meslektaşlarıma hikayelerimizi anlatmak ve çalışmalarımızı açıklamak için yayınlarda bol bol zaman verdiği için Doktor Oza ve yapımcılarına teşekkür etmem gerekse de programın ikinci yarısı çalışmalarımızın aslında eşcinsel hakları savunucuları tarafından kınanması için kurgulanmıştı. Bunun için programa kimi davet ettiler dersiniz? Tabii ki kendisi de bir lezbiyen olan GLSEN ve iftira olaylarına karşı gay ve lezbiyen ittifakının yönetici direktörü Eliza Baird'den başkası değil. Hem Baird hem de Glad, tüm okulların ve yetişkinlerin LGBT çocukları nasıl destekleyici ve kucaklayıcı olması gerektiği ve değişimi teşvik etmenin zararlı ve taciz edici olduğu hakkında boş ve inandırıcılıktan uzak bir takım şeyler anlattı. Ne GLSN'e ne de GLAD'ın temsilcilerinin bir ruh sağlığı uzmanı olmamasını, ne de meslektaşlarım ve benim istenmeyen cinsel kimlik çatışmaları sebebiyle danışmanlık sunduğumuz bireyleri savunmamalarını garip bulan oldu mu? Tabii ki hayır. Çünkü bu önemli değil. Gerçekten önemli olan şey, şefkatli görünen bazı kaba dayıların ve medyanın polise anlamadıkları bir terapiyi kınaması için eşit konuşma süresi verildiğini düşünmeleriydi. Ancak bu, onların ortaya çıkıp şimdiye kadar halı altına süpürülmüş konuları dışa vuracak kadar tehditkar olmaları için yeterliydi başarısız şarkıcılık kariyerini tanıtmak için programa katılan Amerika'nın eski idollerinden Clay Aiken'in sadece bazılarının değil, tüm cinsel ve toplumsal cinsiyet azınlıklarının desteklenmesi gerektiği konusundaki fikrime katılması ise oldukça garipti. Orta öğretimde LGBT aktivizmi için en göze çarpan olmasa da en büyük turu vaatlarından biri zorbalıkla mücadele programları ve okullarda güvenli alanlar yaratılması olmuştur. Ortaokullardaki güvenli alanlar LGBT kimliklerini belirleyen veya bu kimliği sorgulayan öğrencilerin cinsel yönelimleri ya da cinsel kimliklerine dair ayrımcılık yapabilecek veya kendilerini sindirebilecek bireylerin tacizinden korunabilecekleri bir yer olarak işlev görür. Bu yerler genellikle belli bir öğretmenin kapısına veya sınıf penceresine yapıştırılmış bir gökkuşağı çıkartmasıyla göze çarparlar ve öğrencinin kendini huzurlu ve güvende hissetmesi için davetkar ve olumlayıcı bir alanı temsil ederler. Zorbalıkla mücadele ve güvenli alanlarla ilgili sorun şu ki, bu alanlar yalnızca koruma amacıyla ortaya çıkmazlar ve LGBT'ye dair çeşitli politik sebepler için beyin yıkama amaçlı kuluçka alanı olarak faaliyet gösterme eğilimindedirler. Örneğin 2016 yılında güvenli alanların büyük bir destekçisi olan Amerikan Öğretmenler Federasyonu AFT, lezbiyen, gay, biseksüel, transeksüel, queer ve cinsel eğilimlerini sorgulayan LGBTQ öğrencileri için okul güvenliği ve eğitim fırsatları başlıklı bir kararı kabul etti. İlk bakışta çözümün güvenli okullar çağrısı makul görünüyor. Ancak aşağıdakiler de dahil olmak üzere kapsamlı LGBT girişimlerini savunduğunda bu kararın amacı güvenlik meselelerinin çok ötesine geçiyor. 1. LGBTQ öğrencilerinin ilgisini çeken konularda mesleki gelişim fırsatları. 2. Gay heteroseksüel ittifakı dışında da müfredat dışı kulüplerin kurulması. 3. LGBTQ öğrencilerinin aileleriyle iletişime geçme ve destek. 4. Müfredat genelinde LGBTQ hakları da dahil olmak üzere insan haklarına saygı. 5. LGBTQ sorunları hakkında gelişimsel olarak örneğin kütüphanelerde ve fakültelerde uygun kaynakların bulunması. 6. LGBTQ öğrencileri için eşitsizlikleri ve engelleri belirlemek amacıyla verilerin toplanması ve gözden geçirilmesi. 7. Cinsel yönelim ve cinsel kimlik ifadeleriyle ilgili konularda bilgili personelin bulunması ve son olarak da en tartışmalı olan kısım okulları şu hususları uygulamaya davet etmektedir. Transseksüel öğrencilerin cinsel kimlikleriyle tutarlı bir şekilde muamele görmesini sağlamak için belirli politikaları benimsin. Örneğin 1. Belirli isim ve zamirleri kullanılması, 2. Okul kayıtları sırasında isim ve cinsiyet değişikliği yapılması, 3. Kişisel öğrenci bilgilerinin ifşa edilmesi konusunda öğrenci mahremiyetinin ve gizliliğinin sağlanması, 4. öğrencinin cinsel kimliğine göre belli hizmetlere ve programlara erişim sağlanması, 5. cinsiyet ayrımı gözetmeyen kıyafet kurallarının uygulanması, 6. cinsiyet temelli tüm etkinliklerin gözden geçirilmesi AFT ve NEA gibi ticari birlikler tarafından da görüldüğü gibi radikal LGBT aktivistleri devlet okullarına dahil oldukları ilk zamanlar her şeye çok masum bir şekilde başlıyorlar. Hoşgörü, anlayış, şefkat ve sevgi çağrısında bulunuyorlar. Bir insan bu ideallere karşı nasıl durabilir? Sorun şu ki konu bununla kalmıyor. Eşikten geçtikleri anda kilit pozisyondaki karar vericileri etkilemek için eğitim kampanyaları adı altında ve agresif lobicilik yoluyla sistemin içine sızlarlar ve aynı zamanda cinsel açıdan kafası karışmış çocukları kendi planlarına dahil ederler. Bundan sonraki adımsa ciddi bir beyin yıkama faaliyetidir. LGBT aktivistleri çocuklara genellikle çok ince düşünülmüş yollarla ama bazen açık bir şekilde ailelerinin, okullarının ve kiliselerinin onlara düşman olduğunu söyler ve bu ayrımcılıktan kurtulmak için çocukların aktivist olması ve LGBT gündemini ilerletmesi gerekmektedir. Elbette bu kulağa çok asil geliyor. Eşitlik için savaşın, zulme karşı çıkın. Olmak istediğiniz kişi olun. Ama kulağa özgürlük ve kurtuluş gibi gelen kavramlar gerçekte tarikat benzeri bir yapıyı gizlemek için kullanılan ifadeler ve bir kere bu tarikatın üyesi olduğunuzda artık bağımsız düşünemez ve hareket edemezsiniz. Çünkü artık tek başınıza değil bir sürüyle hareket etmeniz ve düşünmeniz gerekmektedir. LGBTQ'nun güvenli alanları üzerine örnek bir olay. 2013 yılında Voice of the Voiceless adında Kâr amacı gütmeyen bir organizasyon kurdum. Kaliforniya eyaletinde eski LGBT bireylerle istenmeyen eşcinsel çekim ve cinsel kimlik çatışmaları olan bireyler için geçtiğimiz günlerde kabul edilen terapi yasağından gerçekten rahatsızlık duydum. Lisanslı bir psikoterapist olarak bunu gerektiği gibi savunamayacağımı biliyordum. Sonuçta ana akım ruh sağlığı alanının kendi saflarındaki politik aktivizmini eleştirecek olsaydım lafı bırakıp icrata bakardım. Bu yüzden kendime bu işi yapmak için bir yer yarattım ve çoğu benim gibi hayatlarında dönüşüm yaşayan, eski LGBT bireylerden oluşan ve benimle benzer fikirde olan bir düzine kişiyi işe aldım yaptığımız ilk projelerden biri yüksek öğretimin sözde güvenli alanlarının cinsel kimlik çatışmalarından rahatsız olan öğrencilere nasıl davrandığını incelemekti üniversitelerin kültürel açıdan yetkin terapistlere, psikolojik danışma merkezlerine, sev kurumlarına ya da LGBT olarak tanımlanmayan ve istenmeyen cinsel çekimden, davranışlarından ya da kimliğinden dolayı iyileşme veya değişim arayan öğrenciler için inanç temelli vaizliklere uygun yönlendirmelerde bulunup bulunmayacaklarını bilmek istedik. Bunu yapmak için kimliğimizi gizlememiz, üniversitede yüksek lisans öğrencisi olarak rol yapmamız ve aslında güvenli alandaki biriyle iletişim kurmamız gerekiyordu. Ben ve bir meslektaşım bu konuyu araştırmak için Virginia eyaletinde devlete bağlı 7 yüksek öğretim kurumunu ziyaret ettik. Projemizin sonuçları aşağıda ve ek B'de açıklanmış ve özetlenmiştir. Ancak okumadan önce şunu belirteyim ki raporun tamamı web sitemizden www.voiceofthevoiceless.info indirilebilen bir pdf belgesi olarak mevcuttur ve aşağıda açıklananlar kısaltılmış bir özettir. Aşağıdaki özet size devlet üniversitelerinde neler olup bittiğine dair bir fikir verecektir ve varsayımımız bu projenin ülke çapındaki devlet üniversitelerinde olup bitenlerin yalnızca küçük bir örneğini ortaya koyduğu yönündedir. Artık özel bir üniversitede lisanslı bir ruh sağlığı terapisti olarak çalıştığıma göre bu üniversitelerde izlenen prosedürlerin profesyonellikten son derece uzak, yetersiz ve bazı durumlarda tehlikeli olduğunu söyleyebilirim. Meslektaşım ve ben üniversitede öğrenci olduğumuza dair herhangi bir kanıt sunmadan hatta bazen lisanslı bir klinik uzmandan randevu alabildik. Tüm görüşmeyi nispeten kolaylıkla videoya çekip ve ses kaydı da yapabildik. Bazı materyallerin uygun ya da uygun olmayabileceği konusunda herhangi bir sansür veya görüş olmaksızın çalışanlardan kitaplara, kütüphanelere ve videolara erişim izni aldık. İncelediğimiz bazı materyaller neredeyse ya da açıkça pornografikti. Ama daha da kötüsü üniversite çalışanları yanıltıcı, cahil ve bilgisizdi bize gerekli konuları daha önceden beyinlerini yıkayanlardan öğrendikleri şekilde aktardılar ve sanki sürü psikolojisiyle hareket eden koyunlar gibi işlerini yaptılar. Birçoğu zor sorular sorulduğunda net veya eleştirel düşünemedi ya da öğrenci nüfusunun gerçek çeşitliliğine bakılmaksızın önceden düşünülmüş ve ön yargılı cevaplar verdi. Kısacası bu güvenli alanların kapsayıcı ve çeşitliliğe açık olması gerekiyordu. Ancak yaşadıklarımız yukarıda aktardıklarımdan daha farklı bir şey değildi. Kampüs ortamı hakkında rapor. İstenmeyen cinsel çekime sahibi öğrenciler için güvenli olmayan bir alan. Virginia Üniversitesi sisteminin LGBTQ kaynaklar merkezinin cinsel kimliklerini sorgulayan veya hem cinslerine karşı istenmeyen cinsel çekim hisseden öğrencilere yönelik tutumlarını ve hizmetlerini değerlendirmek için devlet tarafından finanse edilen 4 yıllık 7 yükseköğretim kurumu seçtik. Mason University, James Madison University, University of Virginia, Virginia Commonwealth University Old Dominion University, Christopher Newport University ve The College of William and Mary. Eylül 2013'te Voice of the Voiceless'tan iki temsilci, LGBTQ kaynak merkezi danışmanları tarafından verilen hizmetleri ve kaynak merkezinde verilen ya da sağlanan bilgileri belgelemek için iki buçuk haftalık bir süre boyunca bu kampüsleri ziyaret etti. Her toplantıyı gizli ses ya da video ekipmanı kullanarak belgeledik ve bu kayıtları web sitemize ve YouTube'a yükledik. Ayrıca cinsel kimliklerini sorgulayan veya hem cinslerine karşı istenmeyen cinsel çekim hisseden öğrencileri, eğer varsa hangi bilgilerin sağlandığını belirlemek amacıyla her bir LGBTQ kaynak merkezinde bulunan materyalleri belgelemek için notlar alıp fotoğraflar çektik. Şunu belirtmeliyim ki bu üniversiteler rastgele seçilmemiştir ve Virginia ya da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki LGBTQ kaynak merkezlerinin tamamı için örnek teşkil ettiği düşünülmemelidir. Üniversitede ne oluyor? Ergen gençler üniversiteye başladıkları dönemde daha fazla özgürlük hissiyatı yaşarken aynı zamanda kimliklerini keşfetmeye de devam ediyorlar daha anlamlı bir benlik duygusu geliştiriyorlar. Sosyal ve romantik ilişkilerde daha yüksek düzeyde bir samimiyet duygusunun farkına varmaya başlıyorlar. Gelişim psikolojisi uzmanı Erik Erikson bu kritik zamanlardaki gençlik dönemini insan hayatının iki önemli aşaması arasında bir geçiş olarak tanımladı. Klinik kazanımına karşı rol karmaşası ve yakınlığa karşı yalıtılmışlık. İlkinde ergenler bir benlik ve kişisel kimlik duygusu geliştirirler. Bu aşamanın başarıyla tamamlanması, kişinin kendine sadık kalma yeteneğini geliştirirken başarısız olması rol karmaşasına ve zayıf bir benlik duygusuna yol açar. İkinci aşamada genç yetişkinlerin diğer insanlarla samimi ve sevgi dolu ilişkiler kurması gerekir. Başarı güçlü ilişkilerin önünü açarken, başarısızlık yalnızlık ve yalıtılmışlıkla sonuçlanır. Üniversiteler gençlerin çocukluktan yetişkinliğe geçiş yapmaları için ideal sosyal ortamı sağlar. Profesörler, koçlar, psikolojik danışmanlar ve mentorlar bu süreçte çatışmaları müzakere ederken ergen gençler üzerinde derin bir etkiye sahiptir. Gençlere kimlikleriyle hesaplaşmalarına yardımcı olmak amacıyla uygun bir rehberlik yoluyla bu zorlukları keşfetmeleri için zaman ve alan verilmesi çok önemlidir. Cinsel yönelim ve kimlik, özellikle lezbiyen, gay, biseksüel, transeksüel ya da interseks olan cinsel kimliğini sorgulayan veya hem istenmeyen çekim yaşayan LGBTQ ergenleri ilgilendirdiği için bu zorluklardan biri sayılır. Bir dizi nedenden dolayı LGBTQ, EU öğrencileri ergenlikten yetişkinliğe geçişte heteroseksüel sınıf arkadaşlarından daha büyük zorluklarla karşılaşabilirler. Bu nedenle özellikle bu savunmasız grupların ihtiyaçlarına göre uyarlanmış kaynak merkezleri bu gençlerin güçlü bir benlik duygusu geliştirmelerine ve sevgi dolu ve yakın ilişkiler kurmalarına yardımcı olmak için gerekli bilgi, destek ve becerileri sağlayabilir. Virginia'daki birçok devlet üniversitesi bu tür LGBT kaynak merkezlerinin faydalarını fark etti ve heteroseksüel öğrencilerin karşılaşmadıkları benzersiz zorlukları müzakere ederken cinsel azınlık öğrencilerini desteklemek için fon ayırdı. Son yıllarda bu LGBT kaynak merkezlerinin çoğu kampüsteki cinsel azınlık öğrencileri için sıcak bir atmosfer teşvik etmeye çalışan güvenli alan kavramını da geliştirdi ya da buna aşıladı. Örneğin Virginia Commonwealth Üniversitesi, üniversite topluluğu üyelerini LGBTQ topluluğunun üyeleriyle birlikte LGBTQ konularında tüm üyeleri için bir güvenlik ve tam katılım topluluğu oluşturmak için çalışan bir müttefik ağ oluşturmak amacıyla eğitir. Benzer şekilde Virginia Tech'in güvenli alan kılavuzu bazı öğrencilerin kampüste bulunan herkese cinsel kimliğini ifşa etmekte tereddüt edebileceğini belirtmiştir. Güvenli alanların bir bireyin mahremiyetini koruması ve bu öğrenciden sağlanan bilgileri gizli tutması beklenir. Bu nedenle bu programlar öncelikle cinsel açıdan azınlıkta olan öğrencilere kendilerini güvende hissetmelerine ve ilişkilerinde kabul, sevgi ve samimiyet deneyimlemelerine yardımcı olmak için destek sağlamayı amaçlamaktadır. Virginia'daki üniversiteler, cinsel açıdan azınlıkta olan gençler için belirlenmiş güvenli alanlar, kampüste müttefik olarak görev yapan personel öğretim üyeleri ve LGBTQ öğrencileri için daha fazla hoşgörü ve anlayışa yardımcı olacak eğitim programları, seminerler ve atölyeler dahil olmak üzere bir dizi destekleyici mekanizma geliştirdi. Bu tür programlar öğrencilerin kendilerini hoş karşılandıkları ve cinsel kimlikleriyle desteklendiklerini hissettikleri bir alan işlevi görür. Ancak aynı zamanda gençlerin çeşitli çatışmalar hakkında tavsiye almaya geldikleri bir yerde olabilir. Böyle bir durumda bir LGBTQ kaynak merkezi veya güvenli alan, öğrencinin bu zorlukları aşmalarına yardımcı olmak amacıyla üniversite danışma merkezi ya da yerel toplum içinde ruh sağlığı hizmetleri aramaları için bilgi, alternatif ve yönlendirme sağlayabilir. Virginia'da eyalet, CAPS adlı bir program aracılığıyla cinsel yönelim ve veya kimlikten bağımsız olarak danışmanlığa ihtiyaç duyan öğrencilere yardımcı olmak için bir fon ayırdı. Örneğin Virginia Üniversitesi'nde CAPS öncelikle öğrencilerle kısa bir psikoterapi tedavisi yaklaşımı uygular. Psikoterapinin süresi genellikle 6 ila 10 seanstır. Klinik çabalar öğrencilerin akademik başarı için gerekli işlevsellik düzeyine ulaşmalarına yardımcı olmaya odaklanmıştır. Kısa terapi yaklaşımı öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap vermezse, alternatif kliniklere veya Carlottesville topluluğu içindeki psikoterapistlere yönlendirmeler yapılır. Bir toplum terapisti yönlendirmesinin sorunlu veya kişiye zarar verebilecek yapıda olması gibi durumlarda kısa tedavi yaklaşımında duruma göre istisnalar yapılır. Yönlendirme sürecinde LGBTQ kaynak merkezleri ve güvenli bölgeler, öğrencilerin kendilerine özgü zorluklarında kendilerini destekleyebilecek hizmetleri, programları ve müttefikleri belirlemelerine yardımcı olarak önemli bir rol oynar bu nedenle lgbtq kaynak merkezlerinin ve güvenli bölgelerin bir öğrencinin cinsel kimliğini ve veya yönelimini doğru bir şekilde tanımlaması öğrencinin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabilecek yetkin bir uzmanla iletişime geçebilmesi açısından çok önemlidir Virginia Üniversitesi LGBTQ kaynak merkezlerinde ve güvenli alanlarda lezbiyen, gay, biseksüel ve transeksüel öğrencilerin ihtiyaçlarının yeterince karşılandığı görülürken, cinsel yönelimlerini sorgulayan ve veya hemcins istenmeyen çekimi olup da eşdeğer bir destek alamayabilecek bir grup da var. Eşcinsel duygular yaşayan ancak kendilerini LGBT olarak tanımlayan öğrenciler, cinsel kimliklerini sorguluyor veya hemcinslerine karşı istenmeyen cinsel çekim hissediyor olabilirler. Bu tür öğrencileri LGBT olarak etiketlemek veya onları yalnızca eşcinsel olumlayıcı bir yaklaşıma bağlı kalan kiliselere, programlara, organizasyonlara veya danışmanlara yönlendirmek uygun değildir. Bu tür yanlış etiketlemeler saldırgan ve zararlı olabilir dolayısıyla bundan kaçınılmalıdır. Alternatif olarak cinsel kimliklerini sorgulayan veya hem cinslerine karşı istenmeyen cinsel çekim hisseden öğrenciler kendilerini eski bir eşcinsel ya da kendilerini bir eşcinsel ya da eski bir eşcinsel olarak tanımlayabilirler. 2009 yılında Kolombiya Bölgesi Yüksek Mahkemesi eski eşcinsellerin veya eski eşcinsel cinsel yönelim ayrımcılığına karşı korunan bir sınıf olduğuna karar verdi. Virginia Washington'a komşu bir bölgede bulunduğu için devlet tarafından finanse edilen üniversitelerin bu tür bireyleri LGBT toplumundan ayrı ve farklı olarak tanıması ve bu nedenle değerlerine ve benzersiz ihtiyaçlarına duyarlı bilgi ve hizmet sunması özellikle yerindedir devlet tarafından finanse edilen hizmetlerin doğası gereği LGBTQ kaynak merkezleri ve güvenli alanlar cinsel kimliklerini sorgulayan veya hem cinslerine karşı istenmeyen cinsel çekim hisseden öğrencilere değerlerine ve benzersiz ihtiyaçlarına duyarlı yetkin bir yönlendirme ve yardım sağlamakla yükümlüdür. LGBTQ kaynak merkezleri ve güvenli alanlar, kamu tarafından finanse edilen varlıklar olduğundan sınırlı bir kamu forumu olarak kabul edilirler ve bu nedenle cinsel kimliklerini sorgulayan veya hemcinslerine karşı istenmeyen cinsel çekim hisseden öğrencilerin benzersiz ihtiyaçlarına hizmet edebilecek görüşlere ve veya kuruluşlara eşit erişim sağlamalıdır. Virginia'daki üniversiteler bir LGBTQ kaynak merkezi ve veya güvenli alan oluşturarak cinsel yönelimle ilgili konular için üniversite dışı kaynaklar sağlamak amacıyla sınırlı bir kamu forumu kurdular. Bu üniversiteler bir bireyin hem cinslerine karşı cinsel çekim hissettiğini, açığa vurması gerektiği inancını benimseyen kuruluşlardan kaynak sağlar ve bu kuruluşlara web bağlantıları sunar. Bu nedenle eşcinsel çekim ve duygularını sorgulayan bireylere yönelik üniversiteye kaynak sağlayan ve veya cinsel yönelim değişikliği hizmetleri sunan kişi veya kuruluşların bakış açısına karşı ayrımcılık yapamazlar. Hükümet bir ifadeyi, asli içeriğine veya ilettiği mesaja dayalı olarak özel konuşma ya da ifade alanında düzenlenemeyeceğinden, hükümet düzenlemeleri bir sözcüğü diğerine tercih etmeyebilir verdiği mesajdan dolayı sözel ifadelere karşı ayrımcılığın anayasaya aykırı olduğu varsayılmaktadır. Hükümet konuyu değil, bir konu hakkında konuşmacılar tarafından belirlenen görüşleri hedef aldığında anayasanın birinci değişikliğinin ihlali daha da bariz olarak kendini gösterir. Bu nedenle görüş ayrımcılığı içerik ayrımcılığının korkunç bir şeklidir. Kısıtlamanın gerekçesi belirli bir motive edici ideoloji ya da sözcünün görüşü veya perspektifi olduğunda hükümet ifadeyi düzenlemekten kaçınmalıdır. Bir hükümet yazılı eserlerin tanzim edilmesi için bir forum açtığında, forumu kullanmak isteyen tüm kişi ve gruplara bakış açılarına bakılmaksızın eşit şekilde davranmalıdır. Görünüşte Cinselliği konusunda kafa karışıklığı yaşayan veya cinsel çekimi ve inancı arasında çatışma yaşayan bir kişi tarafından defalarca talep edilse bile eski eşcinsel kaynakların varlığından bahsetmeyi reddetmeleri ya da uygun terapi ve veya yetkin yönlendirmeler sunmayı reddetmeleri nedeniyle araştırmamızda bulunan üniversitelerin eylemleri ve inancı üniversitelerin LGBT topluluğunun konuşmasını eski eşcinsel topluluğa tercih ettiğini gösteriyor. Böylelikle LGBT topluluğunun bakış açıları üniversite tarafından tercih edilip değerli görülürken, üniversiteler eski eşcinsellerin insan cinselliği ve cinsel yönelim hakkındaki görüşlerini teşhir etmeye ve yaymaya layık görmeyip bu görüşleri engellemiştir. Bu bağlamda cinsel yönelim konusunda tek bir bakış açısının sunulması sadece görüş ayrımı değil, aynı zamanda cinsel yönelim ayrımcılığı da oluşturabilir. Ek olarak yukarıda Erikson'un gelişim modelinde yakınlık kavramına karşıt olarak bir soyutlama senaryosu sunulduğu için bu öğrencinin öz kimliğine de zarar verebilir. Bu da bireyin manevi, dini değerlerine ve veya ahlaki ideallerine aykırı bir şekilde yaşamak zorunda olma düşüncesinde diğerlerinin yanı sıra endişe, depresyon ve umutsuzluk duygularına yol açabilir. Virginia Üniversitesi LGBTQ kaynak merkezlerindeki birkaç danışman ve yöneticinin önerisine rağmen cinsel yönelim değişikliği çabası Soçe tedavisi Virginia'da yasa dışı değildir ve bu tür terapötik süreçlere gönüllü olarak katılan danışanlar için etik dışı ya da zararlı olarak sayılmaz. Profesyonel psikolojik dernekler bu tür müdahalelerin etkinliği konusunda farklı görüşlere sahiptir. Amerikan Psikoloji Derneği 2009 yılında araştırma literatüründe soçe tedavisinin sonuçları hakkında rapor yayımlayan bir çalışma kolu oluşturdu. Söz konusu çalışma kolu Soçe literatürüne ilişkin sistematik incelemesinde Soçe, psikoterapi, karşılıklı kendi kendine yardım grupları dini teknikler üzerine yapılan araştırmanın güvenli mi yoksa etkili mi ve kimler için etkili olup olmadığı konusundaki temel soruları yanıtlamadığı ve yakın zamandaki Soçe'nin müdahalelerin güvenli mi yoksa zararlı mı ve kimler için olduğuna dair bir açıklama yapılmasını sağlayacak bilimsel olarak tetis çalışmaların bulunmadığı sonucuna vardı. Bununla birlikte bu rapor, Soçe sonuç araştırmasının yüksek metodolojik araştırma standartlarını ortaya koyduğu konusunda ısrar ederken, çalışma kolu ve ayrıca Virginia'daki üniversiteler aynı kriterleri ister LGBT, ister cinsel kimliklerini sorgulayan veya hem cinslerine karşı istenmeyen cinsel çekim hisseden bireyler olarak tanımlasın, eşcinsel duygular yaşayan tüm danışanlar için önerdiği eşcinsel olumlayıcı terapinin etkinliğini değerlendirmek amacıyla kullanılmasını talep etmediği eleştirildi. Ulusal Eşcinsellik Araştırma ve Terapi Derneği NART tarafından 2009 yılında Soçe literatürünün bir başka kapsamlı incelemesi taban tabana zıt bir sonuç ortaya koydu. Yüzyıllık araştırma ve klinik literatürü gözden geçiren rapor, bazı erkeklerin ve kadınların eşcinsellikten heteroseksüelliğe geçişinin mümkün olduğu ve değişim çabalarının her zaman zarar vermeyeceği sonucuna vardı. LGBTQ kaynak merkezi danışmanlarının yaptığı yanlış bilgilendirmeler. WoW'un kaynak merkezlerini veya yardım programlarını sürdüren 7 yüksek öğrenim kurumuyla ilgili yaptığı araştırma, yönetim kurulu genelinde bakış açısı ayrımcılığını ortaya koydu. Bazı üniversitelerde cinsel yönelimleri açısından azınlıkta olan öğrencilere yardım eden yerler, bilinçli olarak LGBTQ kaynak merkezleri olarak adlandırılmıyor. Örneğin Virginia Commonwealth Üniversitesi'nde LGBTQ girişimlerine ev sahipliği yapan mecra Çok Kültürlü Öğrenci İşleri Ofisi. Old Dominion Üniversitesi'nde cinsel olarak azınlıktaki öğrencilere destek olan mecra ODU Güvenli Alan Programı veya ODU Out O'd adı verilen öğrenci katılım ve kayıt hizmetleri bölümüyken College of William and Mary'de ise LGBTQ etkinliklerinin adresi Öğrenci Çeşitliliği Merkezi'dir. Bununla birlikte tüm bu ofisler yardıma ve veya kaynaklara ihtiyaç duyan ve cinsel olarak azınlıkta olan öğrencilere kimin tarafından verildiği gizli tutulan psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti de sağlamaktadır. Bu ofisler ayrıca yönlendirme arayan öğrenciler için LGBT'yi onaylayan ve cinsel yönelimle ilgili konular için üniversite dışı kaynaklar sağlamak amacıyla ek Sınırlı bir kamu forumu oluşturan web bağlantılarının bulunduğu bir web sitesi hizmeti de sunmaktadır. Buna ek olarak Christopher Newport Üniversitesi, ne üniversite çalışanlarından oluşan gerçek bir LGBTQ kaynak merkezi kurdu ne de öğrencilerin kullanımına açık bir web sitesinde LGBT'yi onaylayan kaynaklarda sundu. Eşcinsel heteroseksüel öğrenci birliği başkanıyla kampüste görüşüp sağlık ve iyi yaşam hizmetleri programlarında bir danışmanla görüşmemize rağmen bunlar olsa da halka açık bir yapı teşkil etmedi. Halkı ancak onlarla yaptığımız görüşmelerin kayıtlarını ve beyanlarını belgelendirme amacıyla toplantılara dahil ettik. Vovu temsil eden dava firması Liberty Counsel, bir danışman ve öğrenci tarafından yönetilen bir grubun sınırlı bir kamu forumu olarak nitelendirilmemesini sebep göstererek bu üniversiteye bir mektup bile göndermedi. LGBTQ kaynak merkezi danışanları ve yöneticileri, Soçe terapisinin yasallığı, etkililiği, potansiyel zararı ve etikliği hakkındaki yanlış ifadelerin yanında soçe terapisinin eski eşcinsellerin kurduğu kuruluşlar, dini vaizlikler ve eşcinsellerin etiyolojisi hakkında da bir dizi yanlış beyanda bulundu. Bu raporda özel ifadeler ayrıntılı olarak incelenecek olup rapor şunları içermektedir. Dönüşüm ve onarım terapisi gibi ifadeler dahil olmak üzere soçe tedavisi için uygun olmayan terimlerin kullanımı, bu tür ifadeler soçe'ye karşı çıkanlar tarafından aşağılayıcı bir şekilde kullanılır, saldırgandır ve kamu fonlarının kullanıldığı ortamlarda bunların kullanımından kaçınılmalıdır. Soçe'deki terapötik müdahalelerin yapısına ilişkin basitleştirilmiş açıklamalar. Soçe tedavisi geçersiz veya yararsız bir terapötik tedavi şekli olarak tanımlanırken, diğerleri Soçe'yi tamamen davranışsal dikkat dağıtma ve veya baskı yöntemlerine dayanan bir eşcinseller için dua etme girişimi olarak nitelendirdi. Bu tarz açıklamalar Soçe aktivistleri ve muhalifleri tarafından yapılan olumsuz tasvirlere dayanmaktadır ve soçe tedavisi uygulayan lisanslı ruh sağlığı pratisyenlerinin çalışmalarını yansıtmamaktadır. Korkutma taktiklerinin cesaret kırma aracı olarak kullanılması da dahil olmak üzere soçe uygulanan danışanlar hakkındaki yanlış sonuçlar. Bazı danışmanlar soçe terapisinin yapısı gereği zararlı olduğunu ve nihayetinde danışanın kaygılı, depresif olmasına ve veya intihar etmesine neden olacağını öne sürecek kadar ileri gitti. Bu tür ifadeler yanlıştır ve anekdot niteliğindeki kanıtlara ve veya bu açıklamaların alınabileceği örneklemin bilinçli bir şekilde kullanıldığı çalışmalara dayanır. Her fiziksel veya psikolojik tedavinin bir risk taşıması muhtemel olduğu gibi, soçe terapisi de beraberinde bir risk seviyesi taşır ve diğer psikoterapi türlerinden daha zararlı olduğunu gösteren hiçbir bilimsel kanıt yoktur. Soçe terapisi yasa dışıdır ve etik değildir. Kaliforniya ve New Jersey'de reşit olmayanların soçe tedavisi almasını yasaklamak için yakın zamanda yasalar çıkarılmış olsa da, yetişkinlerin bu iki eyalette soçe tedavisi alması hala yasaldır ve diğer 48 eyaletteki tüm danışanlar için de izin verilmektedir bazı profesyonel ticari dernekler yani Amerikan Psikoloji Derneği, Amerika Psikolojik Danışma Derneği, Soçe terapisi için danışanları uyarsa ve veya caydırma girişiminde bulunsa da bu kuruluşların hiçbiri uygulamayı etik dışı olarak değerlendirecek kadar ileri gitmemiştir ek olarak 50 binden fazla lisanslı ruh sağlığı uzmanından oluşan Amerikan Hristiyan Psikolojik Danışmanlar Derneği ve Ulusal Eşcinsellik Araştırma ve Terapisi Derneği gibi kuruluşlar danışanların soçe tedavisi alma hakkını desteklemektedir. Aileler eşcinsel yönelimli çocuklarını soçe terapisi almaya zorluyor ve bazı durumlarda heteroseksüel olmaları için dönüşüm terapisi kamplarına katılmalarını isteyerek onları izole ediyorlar bazı eski eşcinsel aktivistler ebeveynlerin eşcinsel çocuklarını dönüşüm için caydırıcı yani elektroşok yöntemlere dayanan kampları içeren Soçe müdahalelerine zorladıkları yönünde suçlamalar yaptılar. Bu tür iddialar yalnızca hikayedir ve araştırılıp çürütülmüştür. Ancak yine de bazı LGBTQ kaynak merkezi danışmanları tarafından öğrencileri Soçe terapisinden caydırmak için korkutma stratejisi olarak kullanılmaya devam etmiştir. Cinsel yönelim değişikliği yaşadıklarını iddia eden bireyler sadece davranışlarını değiştirdiler. Soçe terapisi bir bireyin cinsel çekim ve arzularını değiştirmez. Bu tür ifadeler bilimsel değildir ve doğrulanması imkansızdır. Araştırmalar eşcinsel yönelimli bazı bireylerin süreç içerisinde eşcinsel duygularında değişim deneyimleyebildiklerini ve bunu uyguladıklarını göstermiş. Ayrıca heteroseksüel çekim ve arzular geliştirdiklerini ortaya koymuştur. Bu nedenle bu iddiada bulunanlar bilimselliğe dayanmayan ve APA'nın Leona Tyler ilkesini 29 30 31 doğrudan ihlal eden asılsız iddialarda bulunuyorlar. Eşcinsel duygular biyolojik ve veya genetiktir. Hem cinslere karşı duyulan cinsel çekimin gelişiminde bazı biyolojik yatkınlıklar söz konusu olsa da bilim insanları bu yatkınlık için basit bir biyolojik açıklamaya ulaşamadılar. APA konuyla ilgili olarak 2008'de şu açıklamayı yaptı. Bir bireyin heteroseksüel, biseksüel, gay veya lezbiyen bir yönelim geliştirmesinin kesin nedenleri konusunda bilim insanları arasında bir fikir birliği bulunmamaktadır pek çok araştırma cinsel yönelim üzerindeki olası genetik, hormonal, gelişimsel, sosyal ve kültürel etkileri incelemiş olsa da bilim insanlarının cinsel yönelimin herhangi bir belirli faktör ya da faktörler tarafından belirlendiği sonucuna varmalarına izin veren hiçbir bulgu ortaya çıkmamıştır. Birçok kişi hem bireyin içinde bulunduğu çevrenin hem de beslenme koşullarının bu konuda karmaşık bir rol oynadığını düşünüyor. Çok kişi cinsel yönelimleri hakkında çok az seçim duygusu yaşar ya da bunu hiç tecrübe etmez. Eşcinsel duygular sabittir ve değiştirilmesi imkansızdır. Hiç kimse homoseksüel duyguları deneyimlemeyi seçmemektedir. Nitekim bunlar sabit değildir ve araştırmalar bazı bireylerin değişim ya da akışkanlık yaşayabileceğini göstermektedir. Yakın zamanda yapılan bir araştırma, heteroseksüel duyguların her iki cinsiyette de daha sabit olmasına rağmen kadınların hem cinslerine karşı cinsel çekim deneyimlerinde erkeklerden daha fazla akıcılığa sahip olabileceğini gösterdi. Benzer şekilde önceki araştırmalar heteroseksüel çekimlerin erkeklerde 17 kat daha sabit olduğunu ve kadınlarda bulunan eşcinsel çekime göre 30 kat daha istikrarlı olduğunu ortaya koymuştur. Bireyler güvenli seks yaptığı sürece eşcinsel cinsel aktivite heteroseksüel cinsel aktiviteden daha riskli değildir. Hastalık kontrol ve önleme merkezlerinden alınan veriler 2011 yılında 13-19 yaşları arasındaki genç erkekler arasında HIV tanılarının %94,9'unun erkeklerle cinsel ilişkiye giren erkeklerde, MSM, bağlantılı olduğunu ve 20-24 arasındaki genç erkeklerde HIV vakalarının %94,1'inin MSM'den kaynaklandığını ortaya koymuştur. Prezervatifler anal seks yoluyla HIV kapma ve yayılma riskini azaltabilirken gıda ve ilaç yönetimi kendi web sitesinde şu tavsiyelerde bulunmuştur. Prezervatifler bir takım korumalar sağlar ancak anal ilişki için çok tehlikelidir. Daha fazla sürtünme ve zorlama olması nedeniyle prezervatiflerin anal ilişki sırasında diğer seks türlerine göre tahrip olma olasılığı daha yüksektir. Prezervatif yırtılmasa bile anal ilişki çok risklidir çünkü rektumdaki dokunun yırtılmasına ve kanamasına neden olabilir. Bu yırtılma hastalık mikroplarının bir partnerden diğerine daha kolay geçmesine sebep olur.